Alo. 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 Bir saniye çekmiyor burada, bir saniye.
Thank you.
tuşları kullanarak kaldırdığınızda izleyebilir kuralları ve kötü örneklerini önerdirirken zaman zaman da dikkat müziğinizin önemli ustaların yaşam öykülerine yer vermeye çalışıyoruz. Bu hafta sizlere Türk folklorcu, Türk halk müziği dergicisi ve ses sanatçısı Adnan Ataman'dan söz edeceğiz. 1926 yılında Çengelköy'de doğan Adnan Ataman'ın ilk ve orta dönemini çocukluk yıllarını geçirdiği Karadeniz ailesi, Safranbolu ve Kastamonu'da tamamlar. 1939 yılında İstanbul Radyosu'nun yayın hayatına başlamasıyla birlikte Sadi Yaver Ataman tarafından kurulan ve yönetilen Memleket Paraları Ses ve Saz Birliği'nin çalışmalarına ve yayınlarına saz sanatçısı olarak katılmaya başlar. Bir süre İstanbul Belediye Konservatuarı bünyesinde kurulan Toplam Patriotlar Toplamı'nda faaliyet saz sanatçısı olarak gelmiş babası Sadi Yaver Ataman'ın 1960 yılında şefik görevinden ayrılması üzerine 1963 yılında konservatuar müdürlüğünün ve bu topluluğun şefliğini ve yöneticiliğini atılmış. Bu görevlerini emekli olduğu 2005 yılına kadar aralıksız 44 yıl boyunca sürdürür. Adnan Ataman, halk ezgilerinin dramatize edilerek zaman zaman halk oyunları ve halk tortusu kimliğiyle sunulması ve konserlerin işitsel ve görsel bir şölene dönüştürülmesi hususunda önce olur. 500'e yakın periyodik konser yöneten Adnan Ataman, ülkemizin çeşitli yerlerinde ve ülkemiz dışında da onlarca konsere sanatçı ve koro şefi olarak katılır. Tunus, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Belçika'nın çeşitli şehirlerinde konserler yöneten Ataman, Türkiye genelinde ve Türkiye dışında yaşayan soydaşlarımızla çok sayıda Türkler derler ve bunlardan 300 kadarını notaya alarak Türk halk müziği repertuarına katılır. Yaşam ve uluslararası konser, sempozyum ve panellere katılan Ataman, İstanbul Belediye Konservatuarı'nda toplum yöneticiliği yanında, folklor inceleme ve derneğinin üyesi, TRT İstanbul Radyosu'nun sanatçısı ve insan sesler topluluğu yöneticisi olarak çalışır. Sanat yaşamı boyunca 103 öğrenci yetiştiren Adnan Ataman, bu toprağın sesi, Safranbolu Türkleri ve Oyun Havaları isimli iki adet kitabı yazar. 15 Ağustos 2014 tarihinde yitirilen sanatçımızı saygı ve rahmetle anıyor,